Merhabalar, ben Avukat Ayhan Öğmen. Geçen haftadan kalan e, takipçilerimizden gelen ilk soruyla başlıyorum. Amerika'da sınma yoluyla kalsak 5 yıl boyunca ülkeye dönemeyeceğimizi biliyoruz. Fakat diyelim ki ailemden birisinin vefat etmesi durumunda bir defaya mahsus Amerika'dan çıkış yapıp ülkemize geri gidip geri gelebiliyor muyuz diye bu takipçimiz bize soruyor. Buradaki durum şu, tabii ki sizin yaptığınız başvurunun başvurduğunda aşamada olduğunun bir önemi var. Eğer e, başvurunuzu yaptınız ve başvurunuz onay alırsa tabii ki ülke dışına çıkıp giriş yapabilmek için gerekli izinleri alabileceksiniz. Tabii ülkenize gitme noktasında da gidip gelmenizde bir engel yok. Fakat bu gidiş ve gelişinizin daha sonra Amerikan Amerika hükümeti tarafından sorgulanabilir. Artık sizin geri dönmenizin bir tehlikesi kalmadığı kanısına ya da durumda varılarak sizin yeşil kartı alamama ya da var olan yeşil kartı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Tabii Acil durumlarda gidip gelenler oluyor. Fakat dediğimiz gibi bu sizin buradaki oturum durumunuzu etkileyebilir. Çok da tavsiye edilen bir durum değildir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da çarşı, cadde veya sokakta gezerken polisin kimlik sorgulamasına denk gelsek ve Amerika'da yasal yaşamadığımızı Polis allarsa acaba bizi gözaltına alırlar mı ve bu durumda bizim yapmamız gerekenler nelerdir diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle Amerika'daki güvenlik güçleri sizi herhangi bir kimlik sorma durumu olduğu da sorarsa yasal olmadığınız için sizi gözaltına alma durumuna girmez. Tabii bunun istisnası şu olabilir bazen göçmenlik görevlilerinin belli noktalarda bu tip kimlik bakmaya da çekme durumuna geçebilirler. Ve bu durum istisna yani eğer sizin kimlik durumunuza bakıp buradaki yasal durumunuzu bakacak kişi polis değil de göçmenlik görevlileri ise ya da sınır dışı görevlileri ise onlar sizi göçmenlik yasalarını ya da statüsünü ettiğiniz için gözaltına alma durumuna girebilirler. Yoksa size herhangi bir suç işlemediğiniz sürece bir polisin sizi durdurduğunda kiminizi sorduğunda sizin yasal durumunuza bakmayacak. Veya yasal durumunuzun olmadığını bilirse sizi sadece ondan dolayı gözaltına alma durumuna girmez. Ama tabii bunu şunla da karıştırmayın. E, suç işlediniz ve gözaltına aldı polis. O zaman polis sizi yasal olmadığınız için gözaltına almıyor. Suç işlediğiniz için gözaltına alıyor. Ve dolayısıyla bu gözaltı süresince de sizin çıkış yapmanıza izin bile verse göçmenlik dairesi ya da görevlileri sizin bırakılmamanız yönünde o karakola ya da polis departmanları birimine bir talep gönderebilirler. Ve bu talepten dolayı sizin çıkışınıza izin verilmeyebilir. Dolayısıyla neye dikkat ediyoruz burada? Herhangi bir yasal olmayan suç gibi tarzı işlere karışmamaya dikkat ediyoruz. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece sadece yasal durumumuz yok diye Amerikalı polisler, güvenlik polisleri sizi yasal durumunuzdan dolayı gözaltına girmez deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Diğer takipçimizden geçen hafta gelen sorulardan bir tanesi. Türkiye'deki üniversitemiz devam ediyorken Amerika'ya c ile gelip program bittikten sonra F1 vizesine çevirerek bir komite college'a başvurabilir miyiz? Türkiye'deki devam eden üniversitemiz community college'a başvurmaya engel olur mu diye takipçimiz bize soruyor. Öncelikle siz Amerika'da yasal durumunuzu statü değişikliğine girip öğrenci statüsüne girme işlemlerinizin yapılması gerekecek ve onların başarıyla yapılıp siz C 1 statüsünden burada öğrenci statüsüne geçerseniz o zaman komite kalıcı sizi zaten kabul edip I20 verdiği için ve f da kabul aldığında okula başlamanızda bir engel olmaz. Yani Türkiye'deki üniversite eğitiminizi yarıda bırakmış olmanız ya da bitirmemiş olmanız sizin Amerika'daki başlamak istediğiniz okula başlamanıza engel olmaz. Tabii sizin bahsettiğiniz COVID kalıcı olduğu için bu tabii ki yeni bir eğitim. Dolayısıyla üniversite eğitimi 2 yıllık o açıdan sizin diğer bir üniversite bitirme gibi bir şart önünüze getirmeyecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet diğer bir takipçimizden bize geçen haftadan ulaşan sorulardan biri şu. Bir kişi bankada yeterli parası varsa iki öğrenci ekonomik olarak sponsor olabilir mi? Ayrıca sponsorun birinci ya da ikinci dereceden akraba olma zorunluğu var mı diye bu takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Burada önemli olan nokta eğer öğrenci olacak kişinin maddi durumu yeterli değilse e, buradaki sponsorluk için ya da okulun masraflarını karşılaması için ve bir sponsor koyuyorsa yani kendisine destek olması için, öğrenci statüne geçmesi için ya da okulun dolayı tüveni vermesi için Burada herhangi bir akraba zorunluluğu şart değil o sponsorla. Ve bu sponsor önemli olan eğer Amerika'daysa tabii yasal durumda vatandaşı bir şirket biri olabilir. Hatta ülkesinde e, ailesinden arkadaşlarından biri de olabilir. Onda bir problem yok. Ve önemli olan nokta finansal durumunun yeterli olmasıdır. Eğer bu finansal durumu da birden fazla öğrenciye sponsor olacak e, yeterlilikte ise tabii ki birden fazla öğrenciye başvurmasında bu sponsorun herhangi bir engel yoktur deyip Takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet, geçen hafta haftadan bir takipçimizden kalan soruda ya da gelen soru da şu: Bazı kaynaklarda Amerika'nın bazı eyaletlerinde sınma başvurusu yaparsak sınma başvurumuzun kabul olma oranı yüksekmiş diye duyuyoruz. Acaba böyle bir şey doğru mudur? Amerika'ya sınma e, talep ederken hangi eyalette e, bunu yapsak daha hızlı sonuç alırız diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim hangisinde daha hızlı sonuç alırımızın cevabı 2018 Ocak'tan itibaren zaten buradaki göçmenlik tarihisi bu başvuruların yürürlüğünü hızlandırdı. Dolayısıyla Amerika'nın neresinde başvursanız başvurun, başvuruda itibaren 1,5 ile 2 ay içinde görüşme randevunuzun belli olması, hatta görüşmeye gidiyor olmanız çok yüksek bir ihtimal. Dolayısıyla bu sürecin artık ilk başvuru yapanlara hemen başvuru verme yönünde bir hızlanmış durumda zaten. Dolayısıyla hızlanma noktasında çok fazla bir şey fark etmeyecek nerede olduğunuzu. Ama şu tarafı olabilir tabii. ...gün sonunda siz başvuracağınız eyalette ya da oradaki göçmenlik dairesinin sizin başvuru türünde veya neyse sizin iddianız ya da gerekçeniz onu anlayabilen ya da ona devamlı denk gelen bir kurumsa tabii ki sizin durumunuzu anlamada çok daha rahat olacaktır. Ve dolayısıyla evet bu tarz bir durum olabiliyor. Kurumlardan ya da bölgelerden bölgelere kurumların olaylama oranı değişebiliyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'ya work and travel programıyla geldim ve burada sıma talebi yapmayı düşünüyorum. C1 vizem 1 Ekim'de bitiyor. Eğer başvurumu 1 Ekim sonrası Amerika'da travel sürecindeyken yaparsam bir sorun olur mu? Yoksa 1 Ekim'den önce mi? E, bu başvuruyu yapmam gerekiyor diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada önemli olan iki durum. Birincisi siz başvurunuzu Amerika'ya giriş yaptığınız andan itibaren bir yıl içinde yapmanız gerekiyor. Dolayısıyla bunun Ekim bir öncesinde soru olması çok bir şey değiştirmeyecek. Önemli olan bir yılın dolmamış olması olacak. İkinci durum ise tabii ki siz eğer Ekim bir sonrasında bırakırsanız ve burada yasal durumunuzu kaybediyorsanız ve yasal durumunuz olmadan kaldığınız sürelerde göçmenlik görevlileri tarafından tespit edilme ya da gözaltına alınma riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir başvuru durumunuz ya da niyetiniz varsa bunu çok fazla geciktirmeden yapmanızda fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet başka bir takipçimizden bize gelen bir soruda şu. Amerika'da havaalanında giriş yaparken görevli beni geri yollamak için elinden geleni yaptı. Cep telefonumun şifresini istedi, verdim. Seni geri yollarım dedi, kurcaladı. Telefonu, eşyalarımı, valizimi alt üst etti. Bir şey bulamadı. Görevli bana 15 gün oturum verdi. Ya kabul et ya da hemen yollarım dedi. Bu durumda ne yapabilirim? Vizemle 6 ay Amerika'da kalabilir miyim? Yoksa 15 günün sonunda kaçağımı düşerim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada önemli olan nokta tabii ki size verilen süre içinde dikkatli olmanız ve eğer çıkmanız gerekiyorsa da süreyi geçirmeden çıkmanızda fayda var. Eğer buradan çıkamıyorsanız hala yapmanız gereken ya da seyahat etmeniz gereken yerler ya da durumlar var ise o zaman bu noktada bir uzatma başvurusu değerlendirmesi yapılabilir. Ama dikkatli olmak gerekiyor. Bu noktada kesinlikle bir uzman avukatla görüşmende fayda var. Eğer bir başvuruya girmeyeceksen süreni bitirmeden çıkış yapmanda fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet geçen haftadan bir takipçimizden kalan soru da şu yönde. Amerika'ya turist veya öğrenci vizesiyle girdik diyelim. Vize süremiz bitip yasal olmayan duruma düştükten sonra bile bir yıl içinde Amerika'ya sınma talebi başvurusunu yapabiliyor muyuz diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi eğer Amerika'ya girdiyseniz burada tabii ki yasal durumunuzun çok önemi kalmayacak. Önemli olan giriş yaptıktan itibaren bir yıl içinde bu başvurunun yapılıyor olması. Eğer bu başvuru yapılmazsa o zaman da tabii ki siz bu sefer bu başvuru yapma hakkınızı kaybediyorsunuz. Dolayısıyla girişteki yasal durumunuzun çok da bir önemi kalmıyor diyebiliriz. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Green Card sistemi değişecek mi diye bir takipçimiz bize soruyor. Tahmin ettiğim, sormak istediği bu değerli takipçimizin bu çekilişle verilen her yıl Green Card sistemini kastediyor olabilir. Eğer onu kastediyorsa şu an tabii bunun değişeceği yönde bir adım yok ya da değişen bir durum söz konusu değil. Şu an e, Ekim itibariyle bu tip çekiliş başvuruları zamanı başlamış olacak. Yaklaşık bir, ay açık olacak bu başvurular. Tabii bunun önümüzdeki ilerleyen süreçlerde iptal edilip ya da kaldırılıp kaldırılmadığını görmemiz gerekecek. Eğer kastettiğiniz genel anlamda bir green card sistemi değişikliği ise ya da göçmenlik yasalarındaki değişiklik ise bu noktada da şu an herhangi bir genel bir yasaya da bir değişiklik söz konusu değil. Tabi daha sonraki süreçlerimizde ne ile karşı karşıya kalacağımızı görmemiz gerekecek diyerek bu değerli takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçi bizden gelen soru şu yönde. Amerika'da yasal olmadan yaşayan birisi ev veya araba satın alabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Eğer kişilerin Amerika'da yaşıyorsa ve yasal durumları yoksa kastettiğiniz ev alma ya da işte araba alma gibi durumlarda kişisel vergi numaralarına başvuru yaparak bu tip durumları yapması mümkün olacak. Yani ev alabilme ve araba sahibi olabilme durumu mümkün olacaktır. Tabi eğer şu an yasal durumunu kaybetmemişse kişi kesinlikle yasal durumunu kaybetmesi tavsiye etmiyoruz. Çünkü çok büyük zorluklarla karşılaşacaklardır deyip bu şekildeki uyarımızı da yapmak istiyoruz. Özellikle yasal durumunuz varken bunu korumanın ve devam ettirmenin önemini dile getirmiş olayım bu soru sayesinde. Evet bugün canlı da bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Evlilik yolu ile dosya başlangıç tarihinden sonra Green Card görüşmesi son dönemde ne kadar süre almaktadır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi son dönemlerde evlilik başvuruları üzerinden yeşil kart dosyalarındaki randevu tarihlerinin 6 ayla 1 yıl arası sürdüğünü görüyoruz. Tabi bunu herkes için geçerli olmayacak. 6 ayda da sürenler var. Üstünde de süren var. 1 yılda bulanlar oluyordur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Amerika'da 2 senelik üniversite okuduktan sonra orada iş bulma imkanları nasıl? Yoksa özellikle lisans diplomasıyla mı işe alıyorlar diye takipçimiz bize soruyor. Tabi şimdi öncelikle sizin haklı olarak sorduğunuz iş bulabilme durumu. Burada önemli olan bir nokta tabi sizin 2 yıllık eğitiminiz sonrası OPT tarzı çalışma izni hak kazanıp kazanmadığınızdır. Dolayısıyla eğer 2 yıllık bir üniversite okuyacaksınız. Onlardan bir yıllık okul sonrası çalışma izni imkanı sahip olamayacağınızı veya ol, yani olacağınızı öğrenmenizde fayda var okula başlamadan. Çünkü ancak bir kez onunla çalışabileceksiniz. Öncelikle en azından OPT ile bir senelik çalışma izni olmasına ihtiyacınız var ki bir işte çalışabilirsiniz. İkinci durumda tabii ki ondan sonra da sizin hangi alanda, hangi seviyede, ne işte çalışacağınız. Duruma göre değişiyor. Herkesten ön lisans aramıyor. Ama tabii ki dediğim gibi yapacağız işe göre değişir. Ama tabii ki bir 4 yıllık üniversite mezunun, 2 yıllık üniversite mezunundan daha iyi durumda olacağı tabii ki bir kesimi bir durum diyeyim. Takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Ben ABD vatandaşıyım. Kardeşim ve ailesi için F4 vizesine müracaat etmek istiyorum. Onları Amerika'ya turist olarak getirsem o yıllık bekleme sürecini Amerika'da çalışma izni geçirebilirler mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle ABD vatandaşı olarak tabii ki kardeşinizle başvuru yapma imkanınız var. Fakat kardeşinizin sizin başvurunuzdan dolayı yeşil karta gidebilmesi, ya yani çalışma çalışma izinde gidebilmesi bile şu anki sürelerle çok uzun sürüyor. Yani bir 10-15 yıldan bahsediyoruz. Çok uzun süreler. Dolayısıyla onların turist vizesi sahip olup Amerika'ya gelip burada çalışma izinde sahip olmaları bile neredeyse 15 yıl süreyi bulacak bir durum. Tabi bu arada Amerika'da nasıl kalacaklar önemli. Yasal durumlarını ilan etmemeleri gerekiyor. Dolayısıyla bu noktada sizin başvurunuzdan ziyade onların Amerika'da kalabilmesi için ve yaşayabilmeleri için ve çalışabilmeleri için imkan sağlayacak başka türlü vize imkanlarına ya da çalışma vizesi imkanlarına bakmanızda fayda vardır deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Mevcutta bir eyaletten başlatılan kardeş sponsorluğunda bir green card süreci varken bekleme süresi daha kısa olan başka bir eyalette de yeni bir süreç başlatılabilir mi diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Siz hani yaşadığınız eyaletten diyelim kardeşinizle sponsorluk başvurusu başlattığınızda bu federal bir başvuru. Yani bunun sizin yapacağınız başvuru aynı türden bir tane olacaktır. Aynı kardeşinizle başka eyaletten başka bir başvuru yapmanız mümkün olmayacaktır. Ve dolayısıyla bir anlamı da olmayacaktır. O açıdan hangi eyalette olduğunuzun çok önemi yok. Bu tip başvurularda genel bekleme süreleri var, vize bülten kotaları var. Bunların ilerliyor olması önemli ki sonunda sizin başvurunuzdan dolayı kardeşiniz yeşil kartı alabilsin. Evet sorunuza cevabım da hayır oluyor noktada deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. ABD'den yapılan E2 başvurusu olumsuz sonuçlanırsa temize götürülüyor mu? Bu süreç ne kadar sürer diye takipçimiz bize soruyor. Evet şimdi siz diyelim Amerika'dasınız ve burada bulunduğunuz süreç içinde yatırımcı vizesine ya da statüsüne başvuruyu yaptınız. Göçmenlik de yapıldı. Ve bunun sonucunda da dönüp size olumsuz bir cevap verildi. Ve bu olumsuz cevabın üzerinde 33 gün zamanınız var. itiraz edebilmeniz için, temiz edebilmeniz için. Ve bu temiz sürecin ya da bu itiraz süresi yoğunlukları da ve bölgeye göre değişecek. Ama neredeyse bir 3 ile 6 ay arası sürecek bir bekleme süresinde olacağınızı dile getirmemde fayda var deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Benim OPT sürecim Ağustos ortası başlayacak. İş bulamazsam kısım ortasında kendi ülkeme geri dönmem gerekiyor. Dönüş günüm en geç OPT günümün son günümdür diye diye Takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada önemli olan durum şu. Eğer siz OPT'nizin başlaması için iş başvurularına bakıyorsanız burada şunu da göz ardı etmeyin. İlla maaşlı ya da ödemeli bir yerde OPT'nizi yapmanız gerekmiyor. Bu staj da olabilir. Dolayısıyla önemli olan OPT'nizi aktif hale getirmek olur. Eğer maaşlı bir iş bulmakta çok zorlanırsanız en azından maaşlı olmayan staj tarzı bir işe ayarlayarak da ön adımınızı sağlam alıp en azından OPT hakkınızı kaybetmezsiniz. İkinci söyleyeceğim şey, e, tabii ki sizin OPT hakkınız bittikten sonra eğer bir programda iptal durumu yoksa normalde bir 60 gününüz var. O 60 günde ya ülkenize dönüyorsunuz ya burada başka bir okula transfer olabiliyorsunuz ya da değişikliğine geçebiliyorsunuz. Ama bunu dediğimiz nokta tabii sizin programınızın iptali değil, programınızın tamamlandıktan sonraki olan süreç olarak dikkate almanızda fayda var diye takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. Green Card çekilişini 3 çocuklu bir aile olarak kazanma şansımız ne kadardır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi her yıl yapılan bu yeşil kart yani Green Card çekiliş başvurularında sizin evli ya da bekar olmanız ya da aile bireylerinizin kaç kişi olmasının hiçbir önemi yok. Önemli olan sizin başvuru yapmış olmanız ve bu başvuru yaparken evliyseniz tabii evli olduğunuzu, çocuklarınız varsa çocuklarınız olduğunu belirtmeniz gerekiyor. Yoksa da bekar olduğunuzu belirtmeniz gerekecek. Ve bunun sonucunda eğer çekilişten çıkarsanız yani bilgisayar seçimini rastgele yaptığı seçimden çıktıktan sonra hakkınız olmaya başlayacak ve çalışmalarınızı yapabileceksiniz. Yoksa sizin kaç çocuklu olduğunuz bu çekilişten çıkmada baz alınan bir durum değildir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Evet bugün canlı yayında bir takipçi bizden gelen soru şu yönde. Green Card ile Amerika'ya giden bir karı koca Amerika'da boşalırsa ne olur? Taraflar kartlarını kaybeder mi? Kaybetmemesi için ne kadar evli kalmaları gerekir diye takipçimiz bize soruyor. Burada kastedilen durumdaki çift Green Card'ı biri çekilişten kazanıyorsa onlardan biri ve diğeri de ondan dolayı hak kazanıyorsa İkisi de vizeleri aldıktan sonra göçmenlik vizeleri ve Amerika'ya giriş yaptıktan sonra Green Card hakları oluşuyor ondan sonra evli kalmaları gibi bir şart yok ya da boşanma durumları oluştuğunda e, herhangi birinin Green Card kaybetme gibi bir durumu boşanmadan dolayı söz konusu olmayacaktır deyip takipçimizin sorusunu. Cevaplamış olalım. Bugün canlı yayında bir takipçimizden gelen soru şu yönde. ABD hükümetinden burs olarak Ceyvan vizesi aldım. 2 yıl kuralı var. Waiver'a başvurup Türk hükümetinden no objection ile waiver alabilir miyim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi buradaki zorluk şurada başlayacak. Tabii ki normal iki yıl kuralını kaldırma işlemi yaparken siz Türk devleti ya da hükümetiniz ya da sizin vatandaşı olduğunuz devletin itiraz etmemesi durumunda genelde ikili kuralınız kaldırılabiliyor. Ama bu durumda farkındaysanız size ABD hükümetinin burs verdiği bir durum var. Dolayısıyla onlar bunu çok kabul etmeyecekler. Ama tabii ki ikili kuralı başvurusunu Kaldırılma başvurusunu yapabilirsiniz. Ama ABD hükümetinin sizin iki yıl kuralınızın kaldırılmasına kabul etmesi, itiraz etmemesi gerekiyor deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım. Ve son soruyu da şöyle alayım. Bir soruyu da şu şekilde alayım. Amerika'ya turist veya başka bir vize türüyle gelip bir Amerika vatandaşı ile evlendikten ve green card aldıktan sonra boşanılırsa ne olur? Sınır dışı edilir miyim? Mal olarak neleri bir kaybederim diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi burada iki tane tabi durum var. Bir tanesi kişilerin göçmenlik durumları, statüleri. Diğeri de onların evlilikten dolayı oluşan yasal hakları ile ilgili bu ailevi haklar ya da mal varlığı hakları ile ilgili durum oluyor. Şimdi şöyle söyleyebilirim. Eğer bahsettiğiniz örnekte siz evlilikten dolayı yeşil kartı aldıysanız onu aldıktan sonra boşanma tabii ki planlanan bir şey değil ama olursa yapacak bir şey de yok. Önemli olan boşanma olduğunda sizin yeşil kartınızın oluyor olması ve bu yeşil kartın geçici yani 2 yıl ya da kalıcı yeşil kart olmasına göre süreç değişebilir. Ama boşandıktan sonra eğer sizin kalıcı kartınız varsa hiçbir sorununuz yok. Eğer kalı, geçici kartınız varsa ve onun yenilenmesi için göçmenlik dersinde bu sefer boşandığınızdan dolayı tek kişi olarak başvuruların yapılması gerekecek. Yoksa bu hakkınızı kaybediyorsunuz diye bir durum değildir deyip takipçimizin sorusunu cevaplayalım. Tabii mal ülkede haklar konusunda da sizin ortak ailevi mallarınız ya da eşyalarınız, varlıklarınızın ne olduğu belirlenip onların ayrılması gerekecek. sizin payınıza ve diğer tarafın payı Ve herhangi bir ailevi destek gerekecekse, eş desteği o da siz ya da diğer taraf hak kazanıyorsa o talebi de aile mahkemesinden ya da boşanmanın yapılacağı mahkemeden yapmanız gerekecektir deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.